Evet arkadaşlar merhaba. 25. dersle devam ediyoruz. Yük işlemleri ve gemi stabilitesi dersine. Örnek kaçtayız? 62. Şimdi ben önceki örnekte cins bir soru vardı. İşte bu A gemisi su yoğunluğu 1010 olan bir limanda yükleme yapmakta filan. Diyor ki bu soru peş peşe aynı sınavda sormuşlar galiba bunları. Diyor ki bir üstteki soruda bahsi geçen gemi açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükün hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır diyor. Biz buna benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar, değil mi? Şimdi bizim gemimiz ne yapıyordu? O zaman bir önceki soru dediğine göre bakalım. Şimdi A gemisi 1011 rıhtımda yükleme yapıyor. Yani dock water densitesi 1010 kilogram bölü metre küp. Yükleme sonuna yaklaşırken yapılan kontrolde su seviyesinin yaz yükleme hattının 4 santimetre altında. Yani draft mevcut eşittir draft summer eksi 4 santimmiş. Tamam mı? Geminin 150 ton daha yükü kalmış. Peki, remain cargo neymiş? 150 ton. Ya da buna balans denir. Balans. Balans diye bir şey duyarsanız anlayın ki şey kalan yüktür. Ama bazı limanlarda öyle derler. Çünkü balans derler. Remain kargo. Kalan yük. Tamam. Bunun TPC'sini vermiş bize. TPC. Kaçmış abi? 125 tonmuş. 25 ton. Ve FVA'yı vermişti. O da 100 milimetre. Peki. Diyor ki bu soruda bahsi geçen gemi açık denize çıktığında yani denizde seawater geldi. 1025 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağımız belli oldu. Yükleme hattında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükünde hesaba katılarak yani şunu da diyor. Ne kadarı? Remain kargosu balansı 150 ton daha alacaktı. Tam yaz yükleme hattında olabilmesi için ne kadar ballast water almalıdır. Tamam, tamamla diyor. Yani eksik kalan kısmı tamamla ve şey. Peki biz böyle sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir kere. Şöyle şu dock water allowance'ı bulmuş muydu abi? Hadi onu fresh water vermiş hemen hesaplayalım. Diyorum ki DVA ya da bizde neydi? Draft değişme miktarı eşittir. Fresh water allowance çarpı densite sea water eksi densite dock water değil mi? Ya da densite 1 bölü işte eksi densite 2 ya da direkt 1025 eksi densite dock water neyse bölü 25. Fresh water allowance kaç? 100 çarpı 1025'ten 1010'u direkt çıkarıyorum. 15 diye yazıyorum. Şundan şunu çıkardım. Buraya yazdım. Tamam mı? Ondan sonra bölü 25 dedim. Buradan ne geldi? 4 etti sana 60 milimetre. Yani 6 santim geldi mi? Summer draftının da dolayısıyla ne dedik? 4 santim altında mı? He. Dolayısıyla nedir? 6 santim buradan, 4 santim de buradan. 10 santim daha yük alabilir mi bu abi? Kaç? 62. Altı santim buradan aldı tabi. 4 santim de buradan aldı. Aynen. Şeyi neymiş bunun? TPC'sini vermiş mi? 250 ton. Ben burada bir şey yapmak istiyorum. Çok pardon. Tamam. 6 santimi bulduk. Oradan 4 santimi daha var. Tamam. Tabii 250 ton olmaz. Çok pardon arkadaşlar. Çok pardon. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olması için kalan yükü de hesaba kattığında fazladan kaç ton yük almalıdır? Heh, şimdi oldu. Peki. 10 santim daha batması var. Heh. Tamam. Peki bunun TPC'si ne? 25 ton değil mi? O zaman ben bunu 25 ile çarparsam ne yaptı? 250 ton
daha yükleme kapasitem var. Peki benim kalan remain kargom balansım kaçtı? 150 ton. Ben 150 tonu bundan çıkarırsam geriye 100 ton bir taşıma, değil mi? Taşıma kapasitesi kalır. İşte ben bu 100 tonla da balast suyu alırsam tam yaz yükleme hattına gelmiş olurum. Dolayısıyla 62. nerede örneği de çözmüş olduk. Arkadaşlar havalar tam hastalık havası. Kusura bakmayın böyle durmadan öksürüyoruz. Korona falan değilim ben, 4. aşımı doldum ama ya normal mevsimsel eski usul grip işte. Yani. Bir de bir lodos esiyor, bir poyraz kuzeyden esiyor. Bir sıcak bir soğuk, ha babam hasta oluyoruz yani. Neyse. Gelelim şeye. 270. Yani örnek 63'e. Biz bunu çözmüş müydük? Şöyle bir bakalım. Ya biz bunu çözdük. Benzer soru. Bakın yine bir tuzak soru. Bunu çözmeyeceğim ama farklı rakamlarıyla çözmüştük. Diyor ki A gemisi su yoğunluğu 1015 kilogram bölü metreküp olan bir limanda yükleme yapmakta. Tamam. A gemisinin yükleme sonuna yaklaşırken işte yapılan kontrolde vasattaki su seviyesi yaz yükleme hattının 10 santimetre altında. Tamam. Olduğu tespit edilmiş. A gemisinin yoğunluk farkından dolayı oluşan draft farkı nedir? Değil mi? Yine aynı tuzak soru. Örnek 63. Diyor ki densite dock water 1015'te yükleme yapıyor. Yükleme sonuna yaklaşırken bakmış ki draft mevcudu. Draft summer'ın 10 santimetre altında. Peki tamam. Vermiş TPC'yi vermiş. Nedir? 20 ton. Ondan sonra fresh water allowance'ı vermiş. FVA'yı vermiş. 100 milimetre. Neyi soruyor peki? A gemisinin yoğunluk farkından dolayı oluşan draft farkı. Yoğunluk farkından dolayı oluşan draft farkı. Bu ne demek bu? Ne demiştik? Draft değişme miktarı ya da dock water allowance, değil mi? Yani densite farkından olan şey. Yine buraya bir sürü apalakasız bilgiler vermiş adam buraya, tamam mı? Hiç işimizin olmadı. Dolayısıyla yani ben buradan direkt DVA ya da draft değişme miktarını yapıştıracağım abi. FVA çarpı densite seawater eksi densite dock water bölü 25 diyeceğim. FVA'yı vermiş 100 eksi 1025 eksi benim dock water densitim kaçtı? 1015'ti bölü bu çarpı 25 diyeceğim. Şuradan 4 gelecek. Buradan 10 gelecek. Edecek sana 40 milimetrelik bir yoğunluk farkından dolayı oluşan draft farkı. Yani D draft değişme miktarı ya da dock water allowance oluşacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam. Tuzak soru. Başka ne var? Şimdi bir soru daha var. Örnek 64 diyeyim ben buna. Bu sözel bir soru arkadaşlar. Örnek 64. Diyor ki en yukarıda bulunan devamlı su geçirmez güverte ile su hattı arasında kalan ve tekne ortasından ölçülen mesafeye ne ad verilir? Bakın şurayı bir daha açalım mı? Açalım. Hatta dur bakayım şöyle geleyim. Heh. Şunu ben %100 değil de sığdır diyeyim bir daha çıksın. Şimdi ne dedik buna? Örnek 65 mi? Örnek 64. Örnek 64. Bir daha okuyalım. Diyor ki en yukarıda bulunan devamlı su geçirmez güverte ile, yani bakın arkadaşlar bu onun işaretidir. Loadline'deki şu güverte sacının, şöyle gemi güverte sacı sehimle gelir. Şu borda sacı yapışır. İşte bunun dışının şu üstüne tam olarak şu sacı kaynatırlar arkadaşlar. Böyle kısa bir çizgi, 30 santimlik bir şöyle parça kaynatırlar. Hafif şişkin. Tam kesitten bakıyorum. Böyle borda sacı. Böyle abartı çizdim ben şişkinliğinde. Yani işte bu sac budur. Tamam mı? Buradan sen aşağı doğru inersin. Geminin yaz yükleme. Hatta şununla aynı hizada olsun. Daha anlaşılır olur. Nerede? Şunu al. Şundan bakın. O borda sacından gelir. Tamam. Ben burada tam düz çizemedim ama üst çizgisinden geçiyor. Hatta onu da bakın daha da güzel olsun. Tam üstünden alalım şöyle abi. Tamam hop.
Evet. Şurası benim. Bordasacım. Bordasacı ne demek? Bordasacı kabuk kabuk. Shell platingdir. Tamam mı? Plating. Şu ana güverte sacına ne deniyor? Deck plating deniyor, değil mi? Deck plating. Hatta bu böyle kendi kendine ısınan içi rezistanslı şeyler var ya, böyle gemide kullandığımız üstünde şey falan. Buna ne deniyor? Hot plate, değil mi? Plate. Plate işte saç kastediliyor, tamam. Neyse. Şu dışına bir kabartma yaparsın. O budur. Buradan böyle aşağı gelirsin. Tam burada film sol markasının böyle ortasından işte tam o şeyde geçer. Şimdi dolayısıyla en yukarıda bulunan devamlı su geçirmez güverte ile su hattı arasında kalan ve tekne orta noktasından ölçülen mesafeye ne isim verilir? Ne demiş? Derinlik. Başka ne var? Draft. Draft. Başka ne var? Freeboard. Bunu da böyle yazmış. Freeboard. Aynen böyle yazmış yani. Tamam mı? Yani şöyle orijinal freeboard yazmamış. Direkt freeboard yazmış. Sintine. Çok yaratıcı sorular var, yemin ederim var ya. Karina, Karina. Karina. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, derinlik ne? Yani hiç bizde böyle bir şey yok. Derinlik. Derinlik denizin derinliği. O zaman şöyle şekilli yapalım mı bu işleri? Bakın. Derinlik demiş, derinlik. Şurası benim deniz seviyem. Şurası da deniz tabanım. Tamam mı? İşte buradaki şeye suyun derinliği dersin. Tamam mı? Bu mesafeye başka da bir şey yok. Bizde derinliğin karşılığı. Draft. Draft ne demek? Senin gemin gelir abi. Şu suyun içinde yüzüyordur. Tamam mı? Heh. İşte şu. Şurada. Şu ortalama suyun. Tamam mı? Ortalama suyun. Onu da söyleyeyim. Ortalama suyun geçtiği su seviyesi. Suya ne kadar gömülmüş batma seviyesi senin draftındır. Bu da değil, değil mi? Sintine, sintine. Sintine ne arkadaşlar? Sintine sizin ambar tabanlarınızda ekseriyetle dörtlü sintineler de olur buralarda da başta. Şurası kıçı olsun, şurası başı olsun. Dolayısıyla şurası sancak, şurası iskele olur. Ambarın kıç tarafında böyle kuyular olur küçük. Tamam mı? Hafif gömük. Yani sen şuradan baktığın zaman şöyle, şurası double bottom tankı şu şekilde geliyor ya, şurası senin ambar tabanın, değil mi? Şurada şöyle küçük kuyular olur. Tamam mı? Sen double bottom tankın içine girip baktığında o kuyuyu içeride görürsün. Buna sintine denir arkadaşlar, sintine. Nedir bu? Ne işe yarar? Sen burada ambarı yıkadığın zaman bu su hop bu kuyuların içinde toplanır. Bunun da içinde, bunu da farklı renkte çizeyim. Şöyle bir içeriden gelen sintine devresinin alıcı ağzı olunur. Bunun içinden hop o akan suyu çeker. Biz ambarların içinde yıkama yaptığımız zaman kovayla dışarı atmıyoruz, değil mi sular? İşte sintine devresi oradan kuyudan bir çukurdan çekmesi daha kolaydır. Ambar tabanı düz olduğu için oradan emer. İşte sintine bu. Tamam. Ötekine karina. Karina arkadaşlar, geminin suya batan kısmına karina diyoruz. Tamam. Yani suyun altında neresi? Bakın hatta şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Karina. Şurası benim abi su seviyem. Tamam. Şurası nerede? Şunu da çizelim. Deniz tabanı. Tamam. Benim gemim. Şu biraz büyükçe çizeceğim. Tamamını çizmeyeceğim. Şu şekilde suda yüzüyor. Tamam. Şurası karinadır. Su altında kalan kısım. Burası karina. Karina. Suyun üstünde kalan kısım freeboard. Aynen böyle yazmış. Ben de böyle yazayım. Yalnız arkadaşlar şu var. Bu deniz böyle her zaman ip gibi değil, değil mi? Yani hep böyle dalgalıdır deniz. Bu dalga böyle 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 gemi bordasında hareket eder. İşte. Onu da şununla çizelim. Bazen dalgalara gömülen, bazen de açık havaya temas eden, yani suyun gidip geldiği,
aradaki şu bölgeye de ne diyoruz biz? Bazen dalgalar geliyor, bazen dalga düşüyor, hava geliyor. Buraya ne diyoruz? Faça faça. Nerede şu? Yara. Faça. Geminin façası. Tamam mı? Burası hem havayla temas eder, hem suyla temas eder. Senin karinanı sen daima suyun altında kalan kısmı anti-foiling, zehirli boyayla boyarsın. Tamam. Üstünü de işte bu güneşe şeye, deniz serpintisine dayanıklı boyayla boyarsın. Tamam. Farklı. Ama şu faça özel bir boya olması lazım. Bunu artık çok yaptırmıyorlar, tamam mı? Direkt şey yapıyor. Halbuki hem havaya hem suya dayanıklı. Yani balast tankı boyası gibi bir boya olması lazımdır oranın. Ve zehirli mahiyette yine antifoiling dediğimiz zehirli mahiyette ki geminin altında işte midyeler bir şeyler deniz canlıları birikmesin diyerekten özel bir boya olması lazım. Fakat artık çok kalmadı. Hazır aklıma gelmişken şimdi. Dolayısıyla bizim herhangi bir su hattıyla geminin içinde yüzdüğü ana güverte yani neydi bu? Dur bakayım o şurada mı yazmış? Ha, su geçirmez devamlı güverte arasındaki mesafeye freeboard denir arkadaşlar. Tamam mı? Size bunu bakın yani freeboard şeydir. Herhangi bir seviyede ki üst suyun üstünde kalan seviyedir unutmayın. Yani biz buraya böyle çiziyoruz işte summer freeboard diyoruz ama ya sen summer değil de ne bileyim fazla yükledin. Senin o zaman freeboard'un burasıdır. Veya bir ara değer yükledin. O zaman freeboard'un burası. Yani sadece suyun üstünde kalan kısmı düz olarak freeboard. Sen bunu daha sonra sınıflandırırsın. İşte summer freeboard dersin, bilmem ne dersin. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Örnek 60. Dördü de çok pardon. Çözmüş olduk. Ay. Başka neler var? Bakalım şuradan. Peki diyor ki örnek 65 diyeyim ben buna. Örnek 65 diyor ki güvertenin baş kıç yönünde yükselen eğrisine ne ad verilir? Yani şu geminin altını ben çiziyorum böyle. Şurası da şey. Ama baş kıç yönünde güverte sacı tam böyle düz değil de biraz şöyle başta yükselir, biraz da kıçta yükselir demiştik. Buna ne denir? Öksüz kemere, shear, sehim, stralya, freeboard. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Shear diyorduk, değil mi? Shear. Yani bizde shear dediğimiz olay. Peki gemini tam kesit kesiyorum. Şöyle. Şurası ana güverte. Hafif böyle bir eğiklik var, değil mi? Şurası işte şey. Neydi? Ambarın mezarnası. Şu şekilde. Heh. Peki bu eğime ne diyorduk biz eğime? Bu eğime. Şöyle. Buna da sehim diyorduk değil mi? Bakın arkadaşlar en çok zaten şu şiarla sehim karışır. Ben size şöyle bir görsel olarak bir şey göstermek istiyorum. Sehim aklınızda şu şekilde kalsın. Bak. Şöyle. Se him yazıyorum. Artık bunu unutmazsınız. Ortası kavisli bir haş. Burası sehimdir. Boyuna olan şiardır arkadaşlar. Şiar. Tamam mı? Sehim. Geminin enine, güvertesindeki böyle bombeye sehim denir. Sehimin H'si. Bu da şöyle gemiyi de çizelim şöyle. Tamam mı? Ama diğer uzunlamasına da şiardır. Bu kadar. Tamam. Şu kalemi de biraz nerede? Şöyle. Ne oldu ya? Biraz inceltelim kalemi. Tamam. Şimdi nerede kaldık? İngiliz Lloyd'u aşağıdakilerden hangisidir? Bu örnek kaç oluyor? Örnek 66. İngiliz Lloyd. Niye İngiliz soruyorsun abi? Neler vermiş? TL vermiş. GL vermiş. LR vermiş. AB vermiş. Bu neymiş? BV vermiş. TL nedir? Türk Lloyd'udur. Türk Lloyd'u. Değil mi? GL nedir? İşte Germanischen Lloyd diye dediğimiz Alman Lloyd. Tamam, Alman. Lloyd. Lloyd. Register nedir? İngiliz Lloyd'u değil mi? İngiliz.
AB nedir? American Brew. Yani Amerikan işte. Amerika ABD'nin. Bu BV nedir BV? Bureau Veritas'tır. Yani Fransızlar. Tamam. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. DNV vardır ki bu işlerin ana babası bunlar Norveçlerindir. Şimdi aklınızda bulunsun. Eski soru sorarlarsa buna itiraz edebilirsiniz. Şu GL yani Alman loyduyla bunlar birleşti. Oldu sana DNV GL. Artık bu. Artık ne bu var ne bu var. Tamam. Bu da böyle şey yapmış oldum. Bendeki sorular eski olduğu için aklınızda olsun. Ha bir de aklıma geliyor. İşte NK var NK. İşte Nippon. İşte Kaiji. Kyokai diye. Bu da Japon'dur. Japon loyludur. Tamam. Aklınızda bu kalsın bir de. Ondan sonra diyor ki KG sembolü örnek ne oluyor? Şöyle. Örnek 67. KG. KG sembolü neyi tanımlamaktadır? Yüzme merkezinin yatay konumu. Onu mu tamamlama şey yapmaktadır? Ağırlık merkezinin yatay konumu, ağırlık merkezinin dikey konumu, sepiye merkezinin dikey konumu, sepiye merkezinin yatay konumu. Şimdi zaten şu yatay konumundan ne kastediyor? Ben onu anlayamadım ama herhalde boyuna şeyi kastediyor. Şimdi arkadaşlar bunu ben daha önceden şöyle ya bu grafik tablet de biraz şeyde kaldı. Çizerken yamuk oluyor. Örneğe kaç dediydik buna? Örnek 67. Ben şöyle iki tane gemi şekli çizeyim. Bize neyi soruyor? KG'nin tanımını soruyor. Şu şöyle geminin baştan kesiti. Tamam. Şu yaşam mali filan. Bir de şöyle şöyle. Abi bu ne kadar kayık oldu ya. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle yaslayayım. Şuraları ben bir daha çizeyim. Şu gemi. Değil mi? Evet. Şu şekilde. Gemiyi de çizdik. Şimdi ne dedik? Bize KG yani Keel to Gravity Center. Şurası benim K, omurga noktamdı. Şöyle yukarı doğru çıkarken şurası benim su seviyem. Burası gemideki su seviyem, değil mi? Ondan sonracığım. Şu su seviyesinin işte geometrik merkezi. Şurası buoyancy center'dı. Sonra geminin bütün tamamının ağırlık merkezi de gravity center'dı. Bir de meta center var, ona geleceğiz daha değil. Dolayısıyla şu su altı hacminin geometrik merkezi buoyancy center'dı. Ondan sonra hatta ben onu çok özür diliyorum. Şöyle bir biraz daha ileri alsam daha iyi olur. Şurası buoyancy center'dı. Şu su altı hacminin bütün geometrik merkezi. Ondan sonra geminin tamamının şu buoyancy center ağırlık merkezi. Şöyle bir gravity center'dı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Floating center dediğimiz. Herhalde şu yüzme merkezi dediği odur. Şu geminin su hattı alanının şu. Yani ben şunu bıçakla kestiğim zaman su seviyesinden oradaki alana tepeden baktığım zaman bu şeklin geometrik merkezi de floating işte floating center'dı. Dolayısıyla şimdi KG neyi ifade ediyor arkadaşlar bize? Onu da alalım şu renkte yapalım. Omurgadan ağırlık merkezi gemi gravity center'ına olan dikine. Ya da ben buna düşey de diyebilirim. Ya da vertical. Yani bu KG'nin zaten diğer adı V, C, G'dir. Değil mi? KG ne demek? Keel to Gravity Center'dır. VCG nedir? Vertical Center of Gravity'dir. Tamam. Dolayısıyla bu KB de öyledir yani. Keel to Buoyancy Center ya da V C B Vertical Center of Buoyancy'dir. Tamam.
Ondan sonra. Dolayısıyla nedir? Ağırlık merkezinin dikey konumudur. Bu kadar basit, değil mi? Omurgadan olan dikey konumudur. Böylece 67. örneği de nerede, şunu da kapayalım, çözmüş olduk. Abi burada yüzlerce soru var. Şey yapıyorum. Sepiye merkezi B'nin yeri nedir? Bakın soruda yüzdürme yeteneği merkezi dememiş. Burada sepiye merkezi. Ben o yüzden bilerek sepiye merkezini kullandım. Böyle sınavda apışıp kalmayın ya, sepiye merkezi ne filan. Yanına B diye yazmış ama yani su çekiminin çevrelediği düzlem alanın geometrik merkezidir. Su altı hacminin geometrik merkezidir. Gemi ağırlığının etki noktasıdır. Buna ne diyorduk? Biz gravity center diyorduk. Değil. Geminin basınç merkezidir. Merkezindedir. Ne demekse basınç merkezi. Dönme ekseni üzerindedir. Alakası bile yok. Dolayısıyla nedir? Ne demiştik sepiye merkezi için? Su altı hacminin geometrik merkezidir arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla başka ne var? Shear tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Artık örnek numarası vermem ya. Bunlar leblebi çekirdek sorular olarak devam edelim. Ben orijinal sırasından okuyayım o zaman. Bu az önce sepiye merkezinin numarası 406 idi arkadaşlar. 406'yı çözdük. Olur da bir sorunuz olursa, abi 406 numaralı soru dedim mi ben anlarım. 418'i çözüyoruz şu an. 418'deyiz. Şu gitti. Diyor ki shear tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik. Biz ona ne diyorduk? Sehim diyorduk değil mi? Sehim. Shear neydi? Gemi güvertesine boyuna yönde verilen. Aynen öyle. Boyuna gemi. Şöyle bayağı bir shearli. Şöyle. Gondol gibi oldu böyle. Buna shear diyorduk. Geminin meyil yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı, alakası bile yok. Gemi bordasında dip kısmı birleştiren eğrilik, gemi bordasıyla dip kısmı birleştiren eğriliğe biz sintine sacı deriz. Ya da buraya ne denir? Buraya ne plating deniyordu be? Bilge plating olması lazım. Bilge plating de. Aklıma gelir arkadaşlar. Tamam mı? Burası. Hatta şuraya, şurada yalpa omurga olur. Biz yalpa omurga deriz buna. Onlar bilge keel der. Tamam mı? Bilge keel derler. Tamam. Burası shell plating. Üst kısmı şurası bilge plating. Şurası işte bottom plating filan. Neyse. Bir gün olur da şey anlatırsam, özet geçmeyi düşünüyorum zaten şu maritime English. Orada böyle nokta atışı tarifler yaparız arkadaşlar. Ondan sonracığım. Gemi bordu, tamam bu da değil. Geminin trim yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı, alakası bile yok. Dolayısıyla nedir? Shear nedir? Shear geminin güvertesine boyuna yönde verilen eğriliktir. Peki bu örneği de hallettik. Gelelim örnek diyelim. Buna 400 kaçıncı soru bu? 419. soru. Kitaptaki. Diyor ki tatlı su değişkenliği FVA nereden ölçüldü? Yani FVA'ya bir isim daha takmışlar. Neymiş? Tatlı su değişkenliği. Hiç duymamıştım abi. Değişkenliği. Böyle de bir şey deniyormuş. Yani fresh water elements'a. FVA nerede ölçülür? Diyor ki S ile W arasında, T ile S arasında, S ile TF arasında, S ile F arasında ve L, S ile L, T arasında. Bakalım ne? Bizim fresh water allowance'ımız yaz ile tatlı su, yani summer'la fresh water arasında ölçülmüyor mu? Summer'la winter, kış arasında mı ölçülüyor? Değil. Tropical'le summer mı arasında ölçülüyor? Değil. Summer'la tropical fresh water değil. Bu neydi? Lumber'dı değil mi? Lumber summer'la lumber tropical arasında mı ölçülüyor? Değil. Hayır. Summer'la yaz yükleme hattıyla fresh water arasında ölçülüyor. Ney? Fresh water elemanız. Abi bir sürü de şey var ha. Örnekler var. Bu ders bitsin burada.
Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.